En azından bir 5 dakika Evet yapabilirsin. değerli Nasıl olurum? arkadaşlar, devam ediyoruz. İsteklerinizi gerçekleştirebilmek için bazı şeylerden fedakarlıkta bulunmamız lazım. Eksi 18'den büyük en küçük tam sayı herkes chatten atıyor. Eksi 18'den büyük en küçük tam sayı herkes chatten atıyor. Hadi bakalım. Evet. Ne bulduk? Bakalım. Hocam Bayburt. Evet. Eksi 18'den büyük en küçük sayımız Bayburt. Evet. Bayburt'la ilgili olayı biliyor musunuz? Ya. Hocam D Arkadaşlar, şıkkı. adamın birisi Bayburt'tan geçecekmiş. Çok merak ediyormuş otobüsteyken. Yanındaki adama demiş ki, kardeş demiş, Bayburt'tan geçerken beni uyandır da bir bakam şöyle demiş. Arkadaşlar, Bayburtlu yok değil mi içimizde? Var mı Bayburtlu? Bayburtlular bize kızmasın. Arkadaşlar, tam Bayburt'a gelme yazısını görmüş adam. Kardeş kalk 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 uyan demiş. Ne oldu demiş. Bayburt'tan geçtik demiş. Hocam. Bayburt o kadar küçük yani. İl ama küçücük. Bayburt'tan geçtik demiş. Yani adam uyanana kadar Bayburt'u geçmişler. Anladın mı? Haydi Hocam bakalım. ya hocam Esra iğrenç öğretmen. bir Öğrenciler. Bu arada Bayburt'ta biliyorsunuz hiç adli vaka, hırsızlık mırsızlık yok. O kadar küçük. Kavga mavga yok. Adliyedeki polisler, savcılar, hakimler çekirdek çitliyor, sinek avlıyor. İş yok yani. Hocam Teker Zincanlı benim herhalde. Evet, Erzincan. Güzel. Esra Yo, öğretmen ben de var. öğrencilerinden akıllarından birer tam sayı tutmalarını ister. Manyak mı bu öğretmen ya? Niye akıllarından sayı tutturuyor ki anlamadım. Yusuf eksi 38 tutuyor. Yusuf da bir ayrı. Evet gerçekten bir ayrı orijinal Yusuf. Evet. En zeki. Eren artı 14 Arhan. Arhan nasıl isim ya? Eksi 11 Berkay 0 tutuyor. Buna göre hangisi en küçük Hocam bence sayımsın? Erhan'dır. O Erhan'mış. Nüfus müdürü yanlış yazmış. Arhan. Evet hocam. Evet. Musa Hocam Selim. Arhan Arhan geldi diye mi? isim neden olmasın ki Arhan yani. Arhan. Evet. Arkadaşlar en küçük kim? Arhan. Yusuf. Erkem. Yusuf en Yusuf. küçük sayıydı. Biliyorsunuz yabancı dilde Yusuf nasıl yazıyor? Joseph, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Jose. Verilen Yes. bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Haydi bakalım kim çözüyor? Onlar verdiğine göre bence hepsi doğru olmalı. Hocam ikinci soru D miydi? Bilmiyorum ki D mi yaptık? Evet herhalde. Evet D. Hocam doğru mu? Evet, aferin Yunus Emre. Evet, şu ana kadar yanlış yapan yok. Herkes göndersin, kolay Hocam soru. şu... Herkes gönderiyor. Elif, Hocam Musa benimki doğru Selim, mu? dikkat, yanlış Musa, yanlış. Musa, derse geç Hocam kalırsan benimki böyle doğru mu? toslarsın. Hocam benimki doğru mu? Dedim, doğru dedim ya. Kiminki, Zeynep mi? Elif. Elif mi? Elif sen doğru gönderdin tabii. Hocam yöntem ettim. Alperen. Alperen. Evet arkadaşlar, en büyük negatif tam sayımız eksi birdir, değil mi? Dolayısıyla bir olacak kesinlikle. Bakalım iki doğru mu? İki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 99'dur. Yanlış. En büyük negatif eksi 10'dur iki basamaklı. Dolayısıyla bu değil. Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 100'dür. Evet bu doğrudur değerli arkadaşlar. Evet buyurun sayı doğrusu üzerinde. Eksi 42, eksi 61, eksi 1 ve eksi 29 hangisinin sıfır olan uzaklığı en fazladır? Sıfırdan uzaktır demek istiyor. Hocam bence bunu çete yazmıyor. Direkt ben söyleyeyim. Evet, çete yazın. Hocam hayır bu gereksiz. Çete yazın efendim. Hocam sıfır Evet, ay soru. değerli arkadaşlar sıfırdan daha uzak olan kim?
Eksi 61.61. Bakın sıfırsa burası atıyorum. Burası eksi 1 ise atıyorum. Burası eksi 29 ise, burası eksi 42 ise, eksi 61 daha uzakta olacak değerli arkadaşlar. Peki hala devam ediyoruz. Eksi 14, yani büyük 5'ten küçük olursa kim gelemez? Haydi efendim, buraya kim gelemez? Kafam karışmasın diye bir büyük yazıyorum, bir küçük yazıyorum. Hem doğru mu? Evet, sormayalım. Ben görüyorum, sıkıntı yok. Doğrudur, yapmışsınızdır. Yaptım aferin, ben hocam. Aferin. Pardon arkadaşlar, hocam. Eksi yaptım 15, eksi 14'ten daha soldadır değil mi? Buraya gelemez. Eksi 9 gelir, eksi 2 gelir, 0 gelir. Ama eksi 15 gelemez. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Eksi 17 küçüktür, eksi 3 o da küçüktür, 0. Eksi 1 küçüktür, eksi 9 o da küçüktür, eksi 15. Eksi 99 küçüktür, eksi 10 o da küçüktür, eksi 1. Eksi 9 küçüktür, eksi 5 o da küçüktür, eksi 2. Kolay soru. Evet efendim, aferin. Aferin, evet. Alperen azıcık lafı yiyince. Adam iner, acele ediyorsun. Adam iner, dikkat. Ya nasıl? Ne demek nasıl? Asıl sana nasıl? Ömer Faruk. Sana da nasıl Ömer Faruk? Hocam ben yanlış hocam, bana nasıl? Yapmıştım. Doğruyu istemiyoruz ki Ömer. Yanlışı istiyoruz. At hocam, soruyu okumadan oynayalım. Hocam Musa Selim. Bir daha derse geç kalma Musa. Sallıyorsun yani. Şu an tamamen atmasyon gidiyoruz. Hocam. Musa Selim olmaz. Hocam yanlış sorunun cevabını tamam, hocam. Yanlış sorunun doğru cevabını mı attın? Ne yaptın? Evet. Evet. Arkadaşlar bakın, eksi 1 hiç eksi 9'dan küçük olur mu? Ya da o 15'ten küçük olur mu? Olmaz değil mi Tuna? Enes olmaz. Evet, yukarıda 4 tane ilin sıcaklıkları hocam verilmiştir. Buna göre en soğuk il aşağıdakilerden hangisidir? Ya bu da soru mu? Hangisi hocam bu çok kolay. Ne diyoruz? Hocam çok zor. Rize. Rize. Alkışlıyoruz Rize diyen arkadaşı. Ve o arkadaşı Rize'ye gönderiyoruz eksi 6 derecede durması için. Hocam evet, ben söyledim. Arkadaşlar Kars eksi 15'te. Hocam zaten Kars'ın kendisi de öyle. Hocam buz evet tutmuş mudur oraları? Bilmiyorum ki, bir gönderelim seni bir bak. Buz tutmamış mı? Evet arkadaşlar, benim Rusya'da okuyan bir öğrencim vardı. Bana bir video göndermiş. Video şu. Kaynar su bak hocam diyor. Evet. Ben diyor 17. katta oturuyorum. Evet. Şimdi döküyorum hocam. Bir döküyor. Videoyu çekiyorlar. Aşağıya buz kristalleri yağıyor. 17. kattan kaynar su. Normal su o kadar çabuk donmuyor ama ilginç. Kaynar su daha çabuk donuyor. Arkadaşlar bir gördüm videoda. Aşağıya böyle buz parçaları yağıyor. Su mu yok? Yok artık. Onu bulabilirsiniz. Bize izletir misiniz? Vallahi arşivimde duruyordur. İnşallah izletirim. Tamam. Hocam sizin arşivinizde de her şey duruyor zaten. Dikkat edin. kaç yıl önce kalmış çanta. Evet. Arkadaşlar bunlar nerede ya çıkacak demeyin. Olur. Bir gün işinize yarayabilir. Evet. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba da ben senin nerede arkadaşın oluyorum? Ya hiç Umut Hoca'yı bir arkadaşım olduğunu hatırlamıyorum ama. Ben sıfıra kaç birim uzaktayım? Ne bileyim ben. Kaç birim uzakta? Bir, iki, üç mü? Üç. Merhaba gençler. Bunu sevdik. Bu daha iyi yaklaştı. Gençler falan dedi. Ben sıfıra kaç birim uzaktayım? Çok mu önemli? Bakalım. Bir, iki, üç. Aa, ikisinin uzaklığı da ne? Aynı. Aynı. Peki arkadaşlar, şunu desek mantıklı mı? Uğur böceği eksi 3 uzaklıkta, diğeri artı 3 uzaklıkta. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Mesela ben sana desem ki Alperen boyun kaç? Boyum artı 1 şey 150 mi diyeceksin? Artı 150 yok. Niye? Çünkü eksi 150 boy mu olur? Demek ki uzunluğun artısı eksisi ne olmaz? Olmaz. Olmaz. İşte arkadaşlar, uzaklık belirtirken biz eksi 3'ün de
artı 3'ün de aynı şey olduğunu söyleyeceğiz. İşte biz bu ifadeye ne diyeceğiz? Bir şeyin bir noktaya uzaklığına mutlak değer. Mutlak değer. Yeni bir konuya girdik. Bir A tam sayısının mutlak değerini nasıl göstereceğiz? Buraya dikkat Musa Selim. İki tane çizgi koyacağız. İçine A yazacağız. Asya. Buna ne diyoruz? Mutlak değer. Okulda geçtiniz mi buraya? Hayır hocam. Biz test çözüyoruz. Biz kümelere geçtik hocam. Biz daha kümelere yeni geçtik. Tamam. Bir A tam sayısının mutlak değerini nasıl yazıyormuşuz? İki çizgi arasına mutlak değer, iki çizgiye biz mutlak değer işareti diyoruz. İçine de sayımız kaçsa onu koyuyoruz. Şimdi bunun bir özelliği var. Biz bunu nasıl okuyoruz? Mutlak değer A diye okuyoruz. Peki uzunluğu negatif bir tam sayıyla gösterebilir misin? O zaman hayır arkadaşlar. Çünkü mutlak değer her zaman ne çıkacak dışarıya? Pozitif çıkacak pozitif. Tuana. Çünkü eksi uzunluk olmaz. Gelin buna bakalım. Arkadaşlar. Hocam yazsaydı. Yazın. Yazın. Hocam, mutlak değer. Kim konuşuyor anlamıyorum. Ben konuşuyorum hocam. Elif senin hoparlörü mikrofonu halletmen lazım. Sesin çok kötü geliyor. Hiçbir şey anlamıyorum Elif. O mikrofonu değiştir. Webcam'in mikrofonu var mı? Kameranın mikrofonu. Yok hocam. Vardır vardır. Bence onu kullan çünkü sesin çok uzaktan geliyor. Ben seni tam duyamıyorum. Sen bir şeyler söylüyorsun. Mırıl 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 bir şeyler diyorum anlamıyorum Elif'ciğim. Hiç sesin net gelmiyor. Bak şimdi bak. Ali bir konuş. Efendim öğretmenim. Bak sese bak. Elif şimdi sen bir konuş. Ne oldu hocam? İşte duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Duyamıyoruz Elif'ciğim. Onu şeyi biraz yaklaştırsana. Mikrofonu. Hocam benim sesim geliyor mu? Evrar valla çok iyi geliyor. Hocam Elif, benimki çok iyi. O mikrofonu bir halledelim. Tamam mı? Evet. Hocam, kulaklık değiştirdim. Çünkü anlamıyorum. Sen bana bir şey soruyorsun. Belki ben duyamadığım için geçiyorum. Arkadaşlar sıfır sayısının mutlak değeri her zaman sıfırdır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi eksi 507 mutlak değerin dışına nasıl çıkacak? Evet. Mutfak değeri mi? Mutfak. Hocam yanlış evet, yanlış okudum. Değeri. Evet arkadaşlar Ömer Farukçum yeni bir kelime kazandırdı. Mutfak değeri. Evet. Bugünlerde çok önemli bu. Mutfak değeri. Neden icra? Çünkü mutfaklarda yangın var. Domates tekrar kaç para olmuş? 25 lira. Salatalık 25 lira. Yahu Zeynep bu çocuklar ne yiyecek ne içecek? Domates salatalık da içemeyecekse. Bak domates salatalık içmek. Ha işte hocam biz domates salatalığı içiyor muyuz? Sen suyunu içmiyormuş domatesin. Evet. Hocam benim abim sevmiyor, tiksiniyor domatesi. Neyse. Ben de sevmiyorum hocam. Kilosu 25 lira. Peki yumurta. Hocam. Bakın en temel hocam, şey. Hocam yumurtaya girmeyelim hocam. Yumurta hocam sesin sıra geliyor mu? Aa senin sesine ne oldu? Bir operasyon yaptın galiba. Hocam kulaklık değiştirdim. İyi yapmışsın böyle olsun tamam mı Elif? Sizin abinin kulaklığına. Tamam hocam. Ama görüntü hocam mi? Yankılı gelmiyor sesi. İki kere geliyor. Hocam yankılanıyor sesi. Bir konuş Elif. Efendim hocam. Efendim hocam. İki kere geliyor. İki defa geliyor. Niye öyle? İkisi de mi bağlı? Hocam net kameranın sesini açtı. Kulaklığı çıkarttığı için direkt kameraya bağlandı. Elif. Efendim hocam. Bak yankı yapıyor. İki ekolu geliyor. Hocam öbür kulaklığı kasadan çıkartayım mı? Çıkart tabii. Ondan dolayı ikili geliyor. Hocam herhalde. Bir dakika. Hocam ben yaptım ki sayfayı. Teşekkür ederim. Çok basit. Evet. Yalnız ya ben Elif, yanlış okumuşum. Elif bu ücrete tabi değil. Kulaklık çıkartma ekstra. Evet. O ekstra 100 dolar. Evet. Oo. Arkadaşlar makine tamircileri öyle yapıyor. Geliyor adam tamam bakımı yapıyor. Ya diyor şunu da yapayım mı? Yap diyorsun. Ama diyor ekstra. Ya öyle şey mi olur? Bakıma geldi. Hocam. Şimdi iyi mi? İyi mi?
Yine ikili geliyor ses. Niye olduğunu anlamadım. Hocam kulaklığı çıkardım ama. Bilmiyorum. Sen bir şekilde ikili geliyor. Hocam mikrofonda sıkıntı olabilir. Neyse sen onu daha sonra çöz. Evet arkadaşlar mutlak değer Ömer Faruk'un deyimiyle mutfak değer matematiğe bir kavram kazandırdın. Bu çok önemli. Hocam katkım var artık matematikte. Katkım var. Arkadaşlar bu şu demek aslında çok abartmaya gerek yok. İçerideki sayı eksi de olsa dışarıya artı çıkıyor. Artı da olsa artı çıkıyor. Bu kadar. O zaman eksi 507 bu çizgiden nasıl çıktı? 507. 95 ne diye çıktı? 95. Eksi 88. 88. Eksi 19. 19. Artı 12. 12. 78, 55, 25, 717, 214. Sadece içerideki şey negatifse 42. Dışarıya ne diye çıkıyor? Kırmızı ne zaman önce? Yarın. Evet. Kırmızı kar yağdığı gün evet. İnşallah. Evet. Hocam sana gıda boyası ekleyelim. Hocam dışarı bakın. Hocam bir şey söyleyeceğim size. Ben bir şey öğrendim geçen gün ama neresi olduğunu hatırlamıyorum. Söyle Duru. Mikroplar yüzünden hocam kar pembe yağıyormuş. Yani pembe olmuş kar. Doğru. Hocam camdan dışarı bakın. Bir tık daha mikrop olsa kırmızı yağacak. Hadi birazcık daha söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar diyor ki mutlak değeri eksi 2'den küçük olan sayı 3 tane tam sayı vardır. Arkadaşlar mutlak değeri eksi 2'den küçük olabilir mi hiçbir zaman? Mutlak değerde her zaman ne çıkıyordu? Artı. Artı yani eksi 2'den küçük çıkamaz. Bu yanlış bir ifade. Mutlak değeri 4'ten küçük olan 7 tane tam sayı vardır. Düşünelim. 5. Kimin mutlak değeri 4'ten küçüktür? 3. 1. 3'ün kim? 3. Mutlak değeri 3 küçüktür. 3'tür. Mutlak değer 2, 2'dir. Bu da küçüktür. Mutlak değer 1, 1'dir. Bu da küçüktür. Mutlak değer 0, bu da küçüktür. 0. Bitti mi sizce? Hayır. Bir de mutlak değerin içi ne olabilir? Eksi olabilir. Yani eksi 3'ün mutlak değeri de yine 3'tür. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir. Eksi 1'inki de 1'dir. Şimdi sırasın bakalım Tuana kaç tane var? Ebrar, Tuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın Zeynep 7 tane ne oldu? Sayı varmış. Anlaştık mı şimdi Ali? Enes. Tamam mı? O ses benle gelmedi. Tamam hocam. Evet. Hocam mutlak deyince mutfak diyesim geliyor ya. Sen mutlak mutfak de. Eksi 5'in mutlak değeri 5'ten küçüktür. Arkadaşlar eksi 5'in mutlak değeri kaçtır? 5. 5'ten küçük müymüş? Hayır. Hayır. Banyo değeri belki küçük olabilir ama mutfak değeri değil. Arkadaşlar yani yıkanınca belki çekiyordur. Hani kıyafetler oluyor yıkanınca çeken. Alperen. Bir sayının mutlak değeri en az 0 olabilir doğru mu? Efendim? Doğru. Doğru. Çünkü eksi olamayacağına göre en küçük sayı kaç? 0. Evet. Arkadaşlar bu mutfak değerinde kalalım. Şurayı da yapalım da öyle şey yapalım. Hayır hayır. Evet. Burayı yapalım. Dikkat. Kimle yapalım? Benle yapalım. Seçtim. Hayır hocam. Ben. Seçtim. Mutfakçı. Mutfakçı Ömer'i seçtim. Evet Ömer Farukçı. Hocam mutfağı çok severim. Eksi 24 dışarı ne diye çıktı Ömer Faruk? 24 diye. 24. Arada artı var. 18 artı ne var. Diye çıktı? 18 diye çıktı. Arada eksi var. Eksi 10 ne diye çıktı? O 10 diye çıktı. 10. Bunları bunu topladın 42. 10 çıkarttın. 30. 32. 32. Evet. Hocam, yaptım. Peki. Devam edelim. Elif hazır. Mikrofonu yapabilmişken Elif'le devam edelim. Elif. Yüz boğazı. Tamam hocam. Bak şimdi. Hocam yine biraz uzak gelin. Yankı yok değil mi Elif şu an?
Biraz söyler misiniz hocam? Çiziyorum. Şu an yankı yok. Elif, eksi 128 mutlak değerden ne diye çıktı? Ya. Elif, artı 128 mi çıkar? Hayır, söyledim. Evet hocam. Bölüyor. 4 de dışarıya 4 diye çıktı. 128 bölü 4 ne oldu? Evet. 128 2'ye bölsen Elif 64. Bir daha 2'ye bölersen 32 mi? Hocam biri haydi söyleyi söylüyor arkadan. Evet. Musa Selim kendine hocam. Gel. Evet devam ediyoruz. Duru. Eksi 12 mutlak değerden ne diye çıktı? 12 hocam. 12 çarpı eksi 6 ne diye çıktı? 6 hocam. 6 çarparsak ne oldu? 12 çarpı 6. 72 hocam. 72 oldu. Evet Ali. Hocam. Ali eksi 58 ne diye çıktı? 58. Eksi 29, 29 diye mi çıkar? Evet. Eksi 13 ne diye çıkacak? 13. 13. Arada artı var. Topladığımızda ne oldu? Şey bir dakika örtün. 42. Evet. 42. Öpüyorum. Enes. Bunlar da ikileri çok Enes. Seviyormuş. Mutlak değer eksi 8 ne diye dışarı çıkıyor Enes? Çok zor. Hocam 16. 8 diye çıkıyor. Direkt Enes sonucu yaptı. Hocam. Burası da 8 diye çıkıyor. 8, 8, 16. Hocam, şey Adam İnel. Eksi 32 ne diye çıkar? 32. Çarpı 4, 4 diye çıktı. Eksi, bu da 6 diye çıktı. 32 çarpı 4 biraz önce gördük. 128'di. 6 çıkarırsak 120. 122. 122. Aferin. İclal. Eksi 4 ne diye çıktı İclal? Çok zor. Eksi 4, 4. 4 çarpı 2 ne diye çıktı? 2 diye. 2, 4 kere 2, 8 mi oldu? 8. Eksi, bu da 18 diye çıktı. Sonucumuz ne olacak? 28. 10 değil mi? 10. Evet, sonucuyu da Zeynep yapsın. Bugünü kapatalım. Zeynep. Eksi 40 ne diye çıkar dışarıya? 40. Eksi arada 19 ne diye çıktı mutlak değerden? 19 değerden. 19. Eksi, eksi 8 ne diye çıktı? 8. 8. Çıkarırsak ne olur? Bir dakika. Başım. 13. Evet doğrudur. 13. Evet değerli arkadaşlar mutlak değerde burada kalalım. Buradan hocam kurt kuzu oynayacağım. Devam edelim. Kuşu. Kurt kuzu söz verdik. Oynatacağız efendim. Hocam bir şey diyebilir miyim? Evet.